Gençler merhaba. İkizkale Üçgen'de açı sorusu yorumlayacağım. Videolarımı iyi takip edenler 111. videoda tepe açısı 84 olan İkizkale Üçgen'de güzel bir çalışma yaptık. Oraya dayalı bir soruyu yorumlamaya çalışacağım. Tabii ki oradaki bilgilerin ışığı altında bu soruyu siz çözebilirsiniz. Ama ben bu soruya farklı bir çözüm, çizim gerçekleştireceğim. ABC üçgeninde işte C'den çizilen kesen 36, 12, B'den çizilen 30 ve 18 şeklinde açılar ayırdığında alfa açısının kaç derece olduğunu 111. videoda çok geniş manada işledik. Ama ben bu soruyu farklı yoldan çözmek için bunu ele aldım. Basit açı dağılımı yapacak olur isek tabandaki açılar 48 olacağından dolayı o halde çözüme şöyle başlıyoruz. A, B, D açısı 18 derece olacak şekilde bunu yazdık. Peki şimdi de artık taban açıları 18 derece olan bir x kare üçgen kurmak istiyorum ben. Yani BD ışınını mümkün olduğu kadar uzatıyorum. BD'yi uzattım. BD'yi uzattım. Buradan A noktasından BD ışınına bir kesen çiziyorum. Çizdiğim kesenin uzunluğu AB'ye eşit olacak şekilde. Amacım nedir burada? İkizkenar üçgen elde etmek. Tahmini bir çizim yaptım şu şekilde. Evet. Yani üçgenin içinde çizim yapabilirdim ama ben üçgen içinde bir çizim yapmadım. Üçgenin dışında bir çizim yaparak gerçekleştireceğim. Peki o zaman eş uzunlukları renklendirir isem buradan özel uzunlukları açıları rahatlıkla görebiliriz. Verilenlerden dolayı AC uzunluğu AB uzunluğuna eşit. Biz de AB'ye eşit olacak şekilde bir AK uzunluğu çizdik. Şuraya K dedim. Artık K'yı C'ye birleştirecek olsam burada bir eşkenar üçgen meydana gelmiştir. Açı dağılımına bakarsak bunu görebiliriz. Ya da merkezi dörtgenden de görebiliriz. Çünkü burada 30 derece var. AKCB merkezi dörtgen olmuştur. Oradan göremeyenler normal klasik açı dağılımından görebilir. Buradaki açı 60 olmuştur. Peki 60'a tamamlayan 18-60'a tamamlayan açılardan birisi ne olmuştur? 42 derece olmuştur. Burası yine 60 derece olmuştur. BDC üçgeninde iki iç açının toplamı dışarı yazacağından dolayı 30 ve 12'nin toplamında buraya 42 gelmiştir. Dolayısıyla burada biz tekrar KCD üçgeninde ikizkenar üçgen olarak bilmiş bulmuş oluruz. O halde renk olarak bu kez yine kırmızıyı kullanıyorum. CK uzunluğu CD uzunluğuna eşit olmuştur. Peki buradan tekrar yeni bir ikizkenar üçgen elde etmiş olduk. Kimdir bu ikizkenar üçgen? ACD üçgeni. Onu yazmaya çalışayım. ACD üçgeni artık tepe açısı 36 olan taban açıları da 72-72 olan bir üçgendir. Normal açı dağılımı buralara yazarak buraya 72 yazarak buraya da 42'yi 70'e tamamlayan açı 30 olduğundan dolayı buraya 30 yazarak dolayısıyla alfayı buradan bulabiliriz. ADB üçgende bu üçgenden ya da normal açı dağılımından yola çıkacak olsak alfa artı 18 30 olduğundan dolayı alfanın ölçüsünü 12 derece olarak bilmiş bulmuş oluruz. Çizimi içeride yapabilir izleyenler, dışarıda yapabilir. Ben özellikle dışarıda yapmak için bunu bu şekilde gerçekleştirdim. O halde sizler de bu çizimleri yaparak özel üçgenleri, eş üçgenleri, eşkenar üçgenleri kurarak soruya çözüm üretebilirdiniz. Özellikle bunu dışarıda çizim yapmak için çözdüm. Umarım faydam olmuştur. Ben Hasan Ata.